Herkese merhaba arkadaşlar. Günaydın. Benim için günaydın çünkü ben sabah çekiyorum videoyu ama akşam yüklüyorum. Evet arkadaşlar. Scania'mız böyle bu şekilde. Aldık tamirde. Yani yaptırdık. Bakalım. Şöyle bir kontrol edelim. Bunlar değişmiş, lambalar falan. Yeni kamera gelmiş arkadaşlar. Kamera çok aşağı bakıyor. Neyse, dursun böyle. Ondan sonra bu değişmiş. Bu ya eğri duruyordu falan. Bu yoktu arkada. Evet, bu değişmiş. Çok güzel. Bunlar falan. Şu lambalar yoktu. Bunları yaptırdık. Bakalım arkadaşlar, bir çalıştıralım kamyonumuzu. Bakalım olmuş mu, olmamış mı bizim yaptırdığımız şeyler. Hadi bismillah. Bilgisayar kırılmış ama. Burada herhalde sigortaları falan yaparken bilgisayar düştü buradan. Neyse artık. Bismillah. Evet. Kamera çalışıyor arkadaşlar. Ve ses yapıyor arkadaşlar. Fış diyor. Siz duymuyorsunuz. Ben duyuyorum onu. Yani şurada sesi var bak. Bak açayım. Ya dışarıdaki bütün sesi alıyor içeriye. Arkamda birisi olduğu zaman hey dediği zaman duyacağım ben onu. 50'de kalsın böyle. Kapatalım biz bunu şimdi. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Şuradan şu lambayı açalım. Ve dışarıya çıkalım. Bakalım lambalarımız çalışıyor mu arkadaşlar. Evet. Disko gibi çalışıyor lambalar. Evet. Bunlar çalışmıyordu. Ben çok zorluk çekiyordum şehirde sürdüğüm zaman. İşte bu be, işte bu. Olay budur arkadaşlar, artık zorluk çekmeyeceğiz. Oo, arkadakiler de çalışıyor. Tamam, süper. Süperin ötesi, süperin ötesi arkadaşlar. Bundan iyisi olamaz. Çok güzel oldu. Harika oldu diyebilirim yani. Vay 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 vay. Adamlar işi biliyor arkadaşlar ya. Kahve içelim. Olay budur. Kapatalım. Şimdi. Nereye süreceğiz bakalım biz bugün? Bugün ne arkadaşlar ya? Perşembe mi? Perşembe mi? Perşembe mi? Tuştak. Bugün tuştakmış arkadaşlar. Neler var bende? Tamam. Evet arkadaşlarım. Güzel oldu, güzel. Abone olmadıysanız abone olun. Zil butonuna basın ki bildirimleri ilksiz alın. Ve beğenin arkadaşlar. Beğenin ki ben de size yeni yeni videolar yapayım. Güzel güzel videolar yapayım. Şimdi ben tamirhaneden aldım kamyonu. Çok güzel şeyler yapmışlar. Tek bir tane hata kaldı. Şu camları kapatayım. Klimayı açmışlar çünkü. Arkadaşlar tek bir hata kaldı. Geri giderken ve şey yapmıyor, öyle mip mip diye bağırıyor ya kamyonlar. Bir o çalışmıyor. Onu da haftaya yaptırırız. Kameramızı yaptırdık arkadaşlar. Lambalarımızı yaptırdık. Kış gelmeden güzel şey yaptırdık. Dün çok zorluk çektik ya. Taksiye bin, o arabaya al, oraya git, buraya git. O araba pis, bu temiz. Oo, koştur koştur koştur. Bayağı bir uğraştık yani. Saat 9'da başladık dönüşe. O pis arabayla ondan sonra çalıştık, günümüzü bitirdik, evimize gittik.
Yapacak bir şey yok. Dünü öyle öldürdük. Bugünü bizim kendi arabamızla gideceğiz. Yani şuralara hep sigortalar falan atmışlar, koymuşlar. Ben şurayı bir ufaktan bir temizlemem lazım. Ya ne böyle ya? Sonra temizlerim ben bunları buradan. Şu sigortaları falan. Bana bir sürü sigorta koymuşlar arkadaşlar şuraya. Ben bu sigortalara yer bulmam lazım. Şöyle. Nereye koyayım? Şuraya koyayım. Sonra ben onları oradan alırım. Yola çıkalım mı? Ne dersiniz? Dün kendime bunu aldım. Hani dün dediysem bir hafta önce aldım ben bunu Çin'den. Bir hafta sonra geldi. Yani koyuyorsun ya kapatmaya, GoPro'yu korumak için falan. O yüzden. Şöyle. Arkadaşlar ben ufaktan yavaş yavaş dışarıya başlayayım gitmeye. Yol kapanmadan, trafik tıkanmadan kaçayım gideyim ben. Sonra videonun devamını getiririz bir ara. Şimdilik ben yola çıkıyorum. Görüşmek üzere diyelim. Diyelim mi? Demeyelim değil mi? Bir daha geleceğiz çünkü. Evet. Hadi bakalım o zaman. Ben biraz işimi hafifleteyim. Videonun devamını getiririz. Evet arkadaşlar. Bugün fazla video çekemedim. Hatta hiç çekemedim arkadaşlar. Çünkü bütün malzemelerimi evde unutmuşum. Bir tek trip, yani elimde selfie çubuğu var sadece. Kameranın. Tripod falan, kafabandı hepsi evde kalmış akşam. O yüzden fazla video çekemedim. Yoğun bir günüm vardı bugün benim. Bayağı bir yoğundum anlayacağınız. Yani tamirhaneye gittim, kamyon aldım, oradan çıktım, gittim, geldim, başladım, çalıştım. Bütün gün koştur koştur koştur, bütün gün koşturdum anlayacağınız. Of, lastikte hava kalmamış, arka lastikte. Büyük ihtimal o da patladı. Ama ben bugün değiştiremeyeceğim onu çünkü çok yoruldum. Yani felaket çok yoruldum arkadaşlar anlayacağınız. Uğraşamayacağım. Lastikle. Arabamızı boşaltamadık. Arkada pres falan komple durdu. Bütün sigortaları hepsini teker teker değiştirdim. Olmadı. Patron aradım. Öyle bırak dedi, yarın bakarız dedi. Tamirciyi aradım. Tamirci dedi yarın sabah direkt arabayı buraya getir dedi. Bakalım dedi. Yani ben şimdi arabayı da boşaltamadım. Garaja gidiyorum. Arabayı bırakacağım. Ben yarın izinliyim. Çalışan arkadaşa şimdi söyleyeceğim. Yarın oraya gidebiliyorsa gitsin, yaptırsın. Çünkü şimdi saat 6 oldu yani. 6 uçağa geliyor neredeyse. Yani bütün tamirhaneler kapattı. Ben hiçbir yere gidemiyorum. Elim kolum bağlı kaldı benim. Şuradan çıkalım dışarıya. Bugün böyle oldu. Yapabilecek bir şey yok. Arka lambam, sinyal lambası sağa giden, o çalışmıyor, o durdu. Yani ön lamba çalışıyor ama arka çalışmıyor. Öndekiler biliyor nereye gideceğimi, arkadakiler bilmiyor nereye gideceğimi. Yani bugün öyle bir gün oldu ki, güzel bir gün oldu ama ben yoruldum. Gerçekten de çok yoruldum bugün. Koştura koştura. Neyse, izinliyiz 3 gün. Evde dinleniriz. Bakalım hafta sonu neler yapacağız. Eğer güzel bir aktivite yakalarsak video çeker yüklerim. Birlikte izleriz. Bakalım şehire gidebilirsem saraya. O sarayı çekeyim. Şehir sarayını, yani kralın bölgesini falan. Orayı tanıtayım size. Bilmeyenler için çok güzel olur. Ben de pek fazla bilgim yok da işte bildiğim bilgileri aktarırım, paylaşırım size.
Bakalım, bakacağız. Şans, yani şans demeyelim de kısmet. Sağ kalırsak yarına kadar. Güneş geliyor ya suratıma. Arkadaşlar fazla uzun video olmayacak bu. Ne kadar olursa o kadar artık. Ben garaja gidene kadar çekelim. İşte 10 dakika 15 dakika ne kadarsa o kadar. Elimden başka bir yapacak bir şey gelmiyor çünkü. Öyle. Gidiyoruz garaja. Ya arabamızı yaptırdık her yerini falan. Arkada bir tek lamba bozuldu işte, sinyal lambası. Onu yaptıracağız. Arkadaş inşallah yaptırır yarın. En son bıraktığımda 3,5 saatte değiştirmişlerdi o lambayı. Bakalım yarın nasıl olacak. Arka lastiğim patlamış gibime geliyor. Hava kaçırıyor. Bayağı bir inmiş yani, anlayacağınız. Yaptırırız ya yavaş yavaş, kış gelmeden bütün hatalarımızı yaptırırız. Kameramızı yaptırdık, önemli olan oydu zaten. Ses de geliyor arkaya giderken. Ha bir de bir lamba var. Lamba demeyelim de sinyal, geri giderken böyle kamyonlar deyek deyek diye bağırıyor ya. Bir de o sustu. Bir de ona baktıracağız niye sustu. Çalışıyordu eskiden o. Bakalım ne olacak. İha, motor gidiyor. Harley isim vereyim mi vermeyeyim mi, telif hakkına girer mi girmez mi bilmiyorum ki. YouTube'da daha yeniyiz, kuralları muralları bilmiyoruz. Ooo trafik ne ya. Bunlar niye durmuş burada? Yapma babacım yapma, ben nasıl gideceğim? Alın trafiğe bakın, trafiği çevireyim kamerayı.
orada. Aha bu üç tekerlekli. Önünde iki tekeri var. Hadi böyle bir 200 metre daha gideyim ya. Yo 200 metre değil ya. Aşağı yukarı bir 3-4 kilometre vardır yani benim çıkacağım yol. Yani arkadaşlar bugün videoyu çekemedik. Ne tripod var yanımda, ne kafa bandı var yanımda. Sadece bir selfie çubuğu var elimde. Başka hiçbir şey yok yani. O selfie çubuğundan da anca vlog çekersin, kendini çekersin. Öyle şeyler yaparsın. Kamyona nereye sabitleyeceğimi bulamadım onu. O yüzden güzel bir video yapamadık. Olsun, yine de oldu yani. Ne kadar olduysa. Sonuçta acemilik günlerimiz daha bizim bunda. Daha montajları bile doğru düzgün yapamıyorum. Yeni yeni öğreniyorum. Movavi programını indirdik. Movavi'nin üzerinde montaj programı yapıyorum. En basiti o çünkü. En kolayı o. Oradan. Bir tane bilgisayar aldım ben kendime yeni. Biraz zorlandığı zaman Windows bilgisayar. Pervaneler uçacak yerinden, uçacak. Vırrrr, traktör gibi çalışıyor böyle. Bir arkadaş da diyor ya o kadar para verdin, MacBook alsaydın ya kendine. Ya ben iPhone'dan, iOS'tan anlamıyorum ki. Hayatımda hiç kullanmadım ben. Sürekli Android telefon kullandım ben. iPhone'u ilk çıktığında aldım elime, iPhone 4'ü. Onu kullandım, sonra iPhone 6 çıktı. iPhone 6'yı aldıydım. Ondan sonra benim telefon o iPhone 6 durup dururken kapandı. Bir daha da açılmadı. Ben de dedim o sinirli. Senin ben iPhone gibi ta o günden sonra da Android kullanmaya başladım. Yani herkes kolay diyor. Bilmiyorum hiç denemedim ya. Deneyenler varsa bana yazsınlar. Bana bilgi versinler. Uyku bastırdı beni, çok yoruldum. Windows mu güzel bilgisayar laptop olarak yoksa MacBook Pro mu? Hangisi ise bana bildirin. Daha erkenken Windows'u geri vereyim, MacBook Pro alayım. MacBook Pro alırsam da hiç anlamam ondan. Bakacağız bakalım ya. Bir tane ucuzundan alırım öğrenmek için. Öğrendikten sonra pahalısından alırım bir tane. Öyle yaparız artık. Yapacak bir şey yok yani. Bu trafik de be babacığım ya. Bu saatte burada trafik olmaması lazım. Sinyal lambam çalışmıyor ya. Çok trafik de acayip kötü. Arkadakiler bilmiyor nereye gideceğimi. Ha tamam. O da kafasına göre çalışıyor. Bir çalışıyor, bir çalışmıyor, bir çalışıyor, bir çalışmıyor. Bulamadılar o hatasını. Kablo çekeceğiz dediler, çekmediler. İnşallah bulurlar ileride. İleride değil, yapılması lazım.
arkadaşlar ben geldim neredeyse garaja. İçeriye gideceğim şimdi. Kapıları açmam lazım. En iyisi ben videoyu burada sonlandırayım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyeyim. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bildirimleri açın, zil butonunu açın. Ve beğenin arkadaşlar. Bana destek çıkın. Öyle yapalım. Kapanışı da bana bakın. Evet. Kapanışta da ben göstereyim kendimi. Hatta küçültelim şöyle. Evet, şöyle güzel. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Abone olmadıysanız abone olun. Zil butonuna basın. Beğenin arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.